Açtın mı paylaşımı? Evet hocam. Paylaşabilirsiniz. Görüyorsunuz abi. Evet hocam. Yandaki şeyleri bir türlü ayarlayamıyorum. Heh, şimdi oldu. Senin ve benim görüntüm. Evet, başlıyoruz o zaman. Bugünkü konumuz bilimsel makale nasıl yazılır? Duyuruda biraz eksik kaldı dediğim gibi. Bu benim 11 Şubat'ta Moskova Üniversitesi'ne anlattığım konu. Öğrencilere anlattığım konu. In English as a foreign language. Yani İngilizce olarak, yabancı bir dil olarak İngilizce bilimsel makale nasıl yazılır? Bunu anlatacağım size. Slaytlarım sana söylediğim gibi, özür diliyorum, İngilizce ama eminim işinize yarayacaktır. İngilizce olması bence daha iyi. Şimdi ilk slaytım şu, bu web sayfasını not edin lütfen. EASE, yani European Association of Science Editors. Ne demek bu? Buraya girdiğiniz zaman, yani Avrupa Bilimsel Yazarlar, Bilim Yazarları Birliği gibi bir topluluk veya bir burada guideline var. Burada bir bu sayfaya girdiğiniz zaman neler yapılması gerektiğini, sırasıyla bilimsel yazı yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten bir rehber var bu sayfada. Buna ulaşabilirsiniz, bunu not ederseniz bakarsınız daha sonra. Evet, sizin için bilimsel yayın nasıl olacaktır, nasıl başlayacaktır? Siz bilimsel bir çalışmaya sanırım bir poster prezentasyonu, poster sunumu ile ya da bir case report dediğimiz olgu sunumu ile başlayabilirsiniz. Bunlar basit olur sizin için. Daha da pratik olur. Başlangıç açısından güzel olur. Burada nelere dikkat etmeniz gerekir? Düzgün yazmanız, uygun yazmanız gerekir. Dile ve gramer açısından dikkatli olmanız gerekir. Vereceğiniz bilgi de, okuyucuya vereceğiniz bilgi de, yani bu poster prezentasyonu sunumunda olsun veya olgu sunumu, case report dediğimiz olgu sunumunda, bu genellikle bir hasta olur. Hasta ile ilgili bilgi, nadir görülen, mesela ben çocuk cerrahıyım, bizde nadir görülen hastalıklarla ilgili hastalarımız çok oluyor. Bu şekilde olabilir. Olgu ile ilgili, hasta ile ilgili, hastalıkla ilgili maksimum açıklıkta veya maksimum anlaşılır seviyede bilgi vermeniz, aktarmanız gerekir okuyucuya. Doğru bilgi vermeniz gerekir, kesin bilgi vermeniz gerekir, dürüst olmanız gerekir ve hedefe yönelik olmanız gerekir. Yani okuyucuya mesajı, ne mesaj vermek istiyorsanız bunu direkt olarak vermeniz gerekir. Nedir zorlukları? Bir kere yabancı dilde yazı yazacaksınız. Bir ikinci dil olarak İngilizce'de yabancı dilde yapacağınız bu yazıda, eğer yabancı diliniz sıkıntılıysa, azsa yazmanız zor olacaktır. Deneyiminiz yoksa, makale yazım konusunda deneyiminiz yoksa, doğru kelimeleri seçemeyebilirsiniz. Bu kelimelerle düzgün, özellikle bilimsel düşüncenizi, bilimsel düşünceyi, scientific thinking deniyor buna. Yani bilimsel düşünmeniz gerekir. Şimdi ben Rusya'daki öğrencilerime anlattığım şekilde thinking in Russia dedim. Yani Rusça düşünüp de İngilizce ifade etmeye çalışmayın bir şey. Çünkü o zaman ortaya Rus İngilizcesi çıkıyor. Aynı şey Türkçe için de geçerli. Yani Türk İngilizcesi çıkarsa ortaya kötü. Yapmamanız lazım. Bunun için de tabii bilimsel düşünmeniz gerekir. Ve
konuyla ilgili ya da ilgilendiğiniz alanla ilgili, yazacağınız makaleyle ilgili yeterli seviyede bilimsel makale okumuş olmanız gerekiyor ve sözcük de harcadığınız, cümleniz, birazdan bahsedilere dikkat etmeniz gerektiğini, yani bilimsel düşünmeniz gerekiyor İngilizce olarak. Demin de söylediğim gibi şu anda bizim yaptığımız da aslında bir akademik sosyalizasyon. Ne yapıyoruz? İletişim halinde bulunuyoruz. Web ile olsa da hocanızdan, hocalarınızdan faydalanıyorsunuz. Yani orada bulunduğunuz okulunuzda da, fakültenizde de hocalarınızdan maksimum seviyede faydalanmanız gerekir. Şimdi burada dikkat edecek olursanız üç seviyede bu sosyalizasyondan bahsediliyor. Birincisi individual, yani bireysel sosyalizasyon. Nedir bu? Sizlerin, öğrenci arkadaşların birbirleri arasında herhangi bir konuda çalışmayan kişilerin kendi arasındaki sosyalizasyon, akademik sosyalizasyon, bilgi alışverişinde bulunmaları. Orta derecede sosyalizasyon da hocalarınızla ilgili olabilir. Bulunduğunuz yerdeki, laboratuvardaki kişilerle, sorumlularla olan bilgi alışverişiniz olabilir. Hocalarınızla olabilir gibi. Bir de makro level sosyalizasyon. Bu da mesela benim haftaya yapacağım bir çocuk ürolojisi derneğinin düzenlediği bir üroloji derneği. Üroloji derneğinin düzenlediği bir hipospadias konusunda anlatacağım konu. Bu da society, yani bir topluluk vesilesiyle sosyalizasyon veya şu anda bizim yaptığımız sosyalizasyon, karşılıklı konuşma, akademik sosyalizasyon. Aslında Gökhan Hoca'nızın başlattığı, Gökhan Hoca'nızın yarın mesela yapacağı toplantıda yine bir makro seviyede sizin için sosyalizasyon. Neden? Siz çünkü farklı branşlardan, farklı akademik branşlara sahip kişilerle iletişim haline geçiyorsunuz. Onların fikirlerinden faydalanıyorsunuz. Tabii İngilizce olarak faydalanmanız açısından da bunun İngilizce yine eş değeri olan İngiliz meslektaşlarınız, işte yabancı veyahut da İngilizce olarak yabancı meslektaşlarınızla yurt dışındaki derneklerle olan bağlantınız veya uluslararası toplantılarla olan makro seviyede sunumlarınız, bunlar da makro seviyede akademik sosyalizasyondur. Şimdi diyelim ki bir olgu sunumu yapacaksınız veya case report veya prezentasyon, post prezentasyonu yapacaksınız. Yazınızı hazırlamadan önce uygun anahtar kelimeler bulmanız gerekir. Literatür taraması yapacaksınız önce. Bunun için de anahtar kelimeleri belirlemeniz lazım. Bu anahtar kelimelerle sanıyorum çoğunuz PubMed'e girmiştir veya girmeyi biliyordur. PubMed'e girip özellikle buradan literatür göreceksiniz. Yani o konuyla ilgili çalışma yapacağınız konuda yayınları toplayacaksınız. Özellikle yayın. Bunlar arasında son yayınlananlar, yeni yapılanlar ya da tarihi önemi olan eski çalışmaları çıkartabilirsiniz, bulunabilir. Bunu yapınca tabii literatür taraması yapıp çıkarttığınız zaman çalışmaları ortaya, yayınları. Sizin için okuduğunuz zaman da sizin için bir scientific language dediğim, yani o konudaki bilimsel dil nedir? Onu fark edeceksiniz. Onu okumuş olacaksınız ve anlayacaksınız. Hangi kelimeleri, hangi cümleleri kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz bu taramayla. Ve burada ne diyor? Attractive title. Yani çekici bir başlık bulabilirsiniz. Neden? Diyelim ki onlarca makaleye buldunuz. Bu makalelerin başlıklarını okudunuz. Size ilginç gelen başlıkları bir yere not ettiniz ve kendinize de güzel bir başlık bu şekilde bulabilirsiniz ve ilgili database'de veya işte tarama için girildiği zaman PubMed'e sizin yayınınız rahatlıkla ilk planda karşılarına çıkacaktır okuyucuların. Bir bilimsel makalenin formatı ne olmalı? Formatı bu aşağıda gördüğünüz şekilde bir başlık, demin bahsettim.
olacak, çekici bir başlık. Sonra özet olacak, abstract dediğimiz, İngilizcesi summary. Sonra introduction, giriş olacak. Girişte background dediğimiz, konuya zemin oluşturan, yani yapacağınız, yazacağınız yazıdaki daha önce yapılmış çalışmalardan 5-10 makaleyi kaynak vererek, kaynak göstererek ne yapmak istediğinizi, sizin amacınız ne olduğunu belirteceksiniz ve bir giriş yapacaksınız makalenize. Daha sonra materyal ve metot veyahut da gereç ve yöntem Türkçesi belirteceksiniz. Ondan sonra sonuçlarınızı belirteceksiniz. Daha sonra tartışmaya geçeceksiniz ve conclusion dediğimiz çıkarım veya sonuç ne demek istediğinizi belirteceksiniz. Bunlar bir makalenin başlıca bölümleri. Şimdi başlık demin söylediğim gibi oldukça çekici olması gerekir. Okuyucunun dikkatini çekmeli. Abstract'la birlikte, özetle birlikte başlık önemli. Bunu bu kadın resminde bir güzel bir şapkaya benzetebilirsiniz. Kadın da güzel ama bu resme bir baktığınız zaman ilk dikkatinizi çeken şey burada şapkanın büyüklüğü ve dikkat çekiciliği. O yüzden de makalenizde başlığınızda makalenizde bu şekilde dikkat çekmeli. Başlıkta ne çalışıldığı, ne yaptığınız belirtilebilir veya bir sözcük içerebilir. Nasıl yapıldığını ifade ediyor olabilirsiniz başlıkta. Ve hatta sonuçlarınız da bu makale başlığında belirtilebilir. Birazdan bahsedeceğim nasıl örnekler olduğunu. Başlık okuyucuyu motive eder. Yani ilginç bir başlık bulursanız okuyucu bunu yakalar ve abstract'ı özetini de indirer. İndirerek okur yazınızı. Başlık aynı zamanda anahtar kelime içermelidir. Veya anahtar kelimeleri başlığınıza göre başlığınızdan almanız gerekir. İkisi de birbirine bağlı. Demek ki oldukça ilginç bir başlık bulmanız gerekiyor. Şimdi başlık birkaç şekilde olabilir. Burada özetledim. Bu içeriğini özetleyebilir başlık. Açıklayıcı bir başlık olabilir. Veya tarif edici bir başlık olabilir. Açıklayıcı bir şey açıklıyor olabilir. Sorgulayıcı olabilir. Veya da bileşik olabilir. Bunlardan iki tanesi bir iki nokta üst üsteyle birleştirilerek örnek verilebilir. Mesela burada başlığın içeriği başlıkta bir içerik varsa mesela eritrositlerin oksijen transportundaki rolü diye arkasından herhangi bir şey yazabilir ama burada eritrositlerin neyi tarif ediyorsunuz? İçeriği tarif ediyorsunuz. Yazının içeriğini göstermiş oluyorsunuz başlığınızda. Bir şey tanımlayabilirsiniz. Mesela disk shape of the erythrocytes. Eritrositlerin disk şeklinde oluşlarıyla ilgili bir şeyi tarif edebilirsiniz. Bir şey açıklıyor olabilirsiniz başlıkta. Eritrositler oksijen taşıyıcılarıdır. Arkasından bir şey gelebilir. Burada örnek olarak veriyorum. Sorgulayıcı olabilir başlığınız. Eritrositler oksijen taşımasında rol oynuyor mu gibi şekilde sorgulanabilir veya bileşik olabilir. Mesela oksijen taşıyıcı olarak eritrositler iki nokta üst üste disk şekillerinin rolü, disk şeklinde olmalarının rolü gibi bir bileşik bir başlık olabilir. Daha ilginç hale gelebilir. Başlık uzun olursa daha az ilgi çeker. Okuyucunun dikkati dağılabilir, anlamayabilir. Kısa olursa ama genellikle bu 10-12 kelimeyle sınırlandırmak gerekir. Daha uzun olmaması lazım. Daha kolay anlaşılır. Başlık ve abstract, özet dediğim gibi ilk izlenimidir okuyucu için. Sizin yazınızı editöre, göndereceğiniz dergideki editöre, okuyuculara, yani makalenizi değerlendirecek olan kişilere ve okuyuculara özellikle yazınızı
kaba tabirle satacak olan bölümlerdir. Başlık ve özet. Ayrıca demin söylediğim gibi makalenizin indekslenmesi, yani arama motorlarında insanların ulaşabilmesi açısından da çok önemli. Kısa, basit, spesifik, açık ve hedefe yönelik olmalı. Bunu söyledik. Genellikle başlık ve özet makaleyi yazdıktan sonra, bitirdikten sonra hazırlanır. Birazdan göstereceğim. Birkaç cümle alarak her bölümünden bir başlık başlık ve özet oluşturabilirsiniz. Makalenizin başlığı ve özetinde yazınızdaki en önemli kelimeler ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Demin söylediğim gibi giriş, gereç ve yöntem, materyal ve metot, sonuç ve tartışma bölümünden 2-3 cümle aldığınız zaman yazınıza bir özet oluşturmanız mümkün. Özet nasıl olacak olması gerekiyor? Özet yapılandırılmış olabilir. Yani birazdan örneğini de göstereceğim. Amacınız çalışmaya zemin olan konular, daha önce yapılmış çalışmalar ve sizin hipotezinizi içerebilir. Materyal ve metodu insan üzerinde yapılmış bir çalışma mı yoksa deneysel hayvanlar üzerinde mi yapılmış bir çalışma? Çalışma dizaynınız, metodunuzu belirtmeniz gerekiyor. Hasta ya da hayvan sayısını belirtmeniz, cinsiyetlerini, özelliklerini burada belirtmeniz gerekir. Sonuç kısmında da en önemli sonuçlarınız ve anlamlı olup olmadığını belirtmeniz gerekir. Abstract'ın sonuçlar kısmında. Conclusion, yani ne çıkarım yapıyorsanız bu sonuçlardan, onu da kısa bir tartışmayla çalışmanızın önemli bulgularını, sizin ne önerdiğiniz, tavsiyeleriniz ve eğer varsa sizin bir spekülasyonunuz, bir hipoteziniz burada belirtebilirsiniz. Şu yapılması gerekti bu sonuçlara göre mesela. Bundan sonra şunu yapmak gerekir veya şu önemli olarak karşımıza çıkmaktadır gibi bir sonuçta bitirebilirsiniz. Evet, burada bir yapılandırılmış abstract görüyorsunuz, özet görüyorsunuz, başlık ve özet. Bu benim eski çalışmalarımdan bir tanesi. Bakın iki nokta üstte koymuşum. İşte kasık fıtığında over dokusunun tespit edilmesi. Sıklıkla biz kasık fıtığında over buluruz. Yani kız çocuklarında kasık fıtığında yumurtalık karşımıza çıkar. İki nokta üstte koymuşum. Ne demişim? Prolapse oraya descended konu. Yani buraya karın içi basıncının artması, kasık kanalındaki bir zayıflık sebebiyle oraya zorla mı girmiş, yoksa kendi isteğiyle veya hormonal tabii ki bir takım faktörler sebebiyle aşağıya doğru bir testis gibi inmeye mi çalışmış? Acaba neden? Sorguluyorsunuz. Başlık bu. Bu ilginç gelebilir ve sitede, istasyonda oldukça fazla alan bir yazı, makale. Şimdi burada özetlemişim çalışmanın niçin yapıldığını, metodu özetlemişim, sonuçları yazmışım ve çıkarım yapmışım, göndermişim. Bu bir abstract title olarak bir örnek. Mesela bir başka başlık ve özet. Yine yapılandırılmış bir özet var burada ama makalenin başlığı biraz uzunca. Okuyunca birazcık içinde bir kez daha okuma ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Dediğim gibi işte 12 kelimeye geçtiğiniz zaman böyle olur. Birazcık daha iş karmaşıklaşır. İlgiyi belki daha az çeker. Yine bir başka makale yakın zamanda yazılmış. Burada bakın yapılandırılmamış. Yani background yok. İşte materyal metottan bahsetmiyorum. Bu dergilerin talebine göre. Yani her derginin belli bir formatı vardır. Özeti belirlenen o yazarlara bu konuda ayrıca bilgi verilen sayfaları vardır dergilerin. Oraya girersiniz, bakarsınız dergi hangi formatta nasıl bir yazı istiyor.
Bunları öğrendikten sonra makalenizi ona göre yazarsınız, kağıda dökersiniz. Giriş bölümü demin söylediğim gibi çalışmanızın zemini nedir, neye dayanarak yapıyorsunuz, bundan bahsedersiniz, amacınızdan bahsedersiniz. Giriş bölümünde 5 ila 10 adette daha önce yapılmış konuyla ilgili çalışmaları referans olarak, kaynakça olarak verirsiniz. Gereç ve yöntem, materyal ve metoda geldiğiniz zaman da bu çalışmanızın en önemli bölümüdür. Özellikle bu bölümde okuyucular sizin yaptığınız çalışmayı düşünürler. Acaba ben de aynısını yapabilir miyim? Mesela bir çalışma yaptığınız hastalarınız üzerinde karşı taraf, okuyan taraf, okuyucular acaba bu çalışmayı biz de kendi hastalarımızda yapsak mı? Acaba ne sonuç elde ederiz gibi tekrarlanabilir olması çalışmanın önemli. Bu bölümde, materyal ve metot bölümünde okuyucuları makalenizi düzgün yazdığınıza dair ikna etmeniz gerekir. Daha doğrusu önce editörü, sonra da reviewer dediğimiz makalenizi değerlendirecek olan genellikle 2-3 kişiden oluşur makalenizin gittiği ve değerlendirmeye alındığı. Bunları ikna etmemiz gerekir. Neden? Nasıl? Makalenizde materyal ve metot konusunda niçin, nasıl, ne zaman, nerede yaptığınızla ilgili soruların hepsinin cevabının olması lazım. Hangi materyali kullandınız? Kim çalışmanıza dahil oldu? Kimi dahil etmedi? Bunlar önemli. Bunları belirtmeniz gerekir. Şimdi, materyal ve metot bölümünde sık yapılan yanlışlar bir tanesi, ya çok fazla bahsedersiniz, ayrıntıya girersiniz, çok fazla informasyon, bilgi verirsiniz. Gereksiz bilgi yok. Veyahut da çok az bilgi verirsiniz. Demin bahsettiğim kriterleri karşılayamamış olursunuz, yetersiz kalırsınız. Bunu iyi ayarlamanız gerek, yeterli olması gerekir. Bütün sonuçlar için metodunuzu ayrı ayrı belirtmeniz gerekir. Eksik kalabilir, kalırsa yine eksiğiniz olur. Yazınızın kabul edilme ihtimali düşer. Makalenizin eğer bir etik komite uygunluğu almış olması gerekiyorsa, bu yoksa yazınızda, makalenizde, bu da sizin için büyük bir defekt olur. Makaleniz reddedilebilir. Uygun olmayan ya da yetersiz tarifleri demişiz. Neler? Kullandığınız materyal, instrument, yani hangi cihazları kullandığınız önemli. Bunu güzel tarif etmeniz lazım. Anlaşılır olması lazım. Açık olması lazım. Çalışma popülasyonu hasta ise hastalar, hayvan deneyi ise, bunların güzel belirtilmesi lazım. Evet. Örnekleme varsa bunu da belirtmeniz gerekir. Sonuç kısmının verileri ve bulguları hiç yorum yapmadan, tartışmadan net bir şekilde belirtmeniz lazım. Sonuç olarak bunu yazmanız lazım sonuç kısmında. Bu bölümde tablo ve şekil de olabilir. Bazı dergiler hatta bunu izin verir. Bazılarında olmaz ama yazınızda olabilir. Ve sonuç kısmında da çalışmanızın bulguları, neticesini, sonucunu belirtmeniz gerekiyor açıkça. Tartışma bölümünde kendi bulgularınızı, ana bulgularınızı, belli başlı bulgularınızı özetlemeniz gerekir. Güzel açıklamanız gerekir. Bunların ilgili olabileceği, hatta bu bölümde, tartışma bölümünde, ilk introduction, giriş bölümünde kullandığınız referansların dışında yine bir o kadar daha referans, yani kaynak kullanarak çalışmanızı dayandırdığınız yönler, noktaları belirtmeniz, kendi bulgularınızı açıklamanız, başkalarının yaptığı benzer çalışmalarda neler bulduysa veya bulamadıysa farklı bulgularını da yazmanız gerekir. Böylelikle çalışmanızın hangi yönden kuvvetli olduğunu, hangi yönden zayıf olduğunu ve diğer yazılarla kıyaslamasını yapmanız gerekir tartışma bölümünde.
Ve eğer varsa cevaplayamadığınız sorular, bunları orada belirtmeniz gerekir. Bunlara cevap bulduk ama bunlara bulamadık gibi yazmanız gerekir. Ya da bu çalışmayla bunların cevabı bulunamadı gibi yazmanız gerekir. Ve daha sonraki çalışmalar için de neler öneriyorsunuz, bunu da belirtmeniz gerekir tartışma bölümünde. Sonuç kısmında da aslında sonuç kısmı, conclusion, sonuç kısmı dediğimiz çıkarım aslında. Çıkarım diyebiliriz, daha doğru olur. Bu da tartışmanın son paragrafıdır genellikle. Son paragrafında ne söylediğiniz önemlidir. Orada bu paragrafta bunu belirtirsiniz. Bu şekilde yazınızı bitirmeniz mümkün. Referans kaynakçaları da her derginin kendine göre bir formatı vardır. Ona göre yazarsınız kaynakçaları, sıralarsınız. Kaynakçalarınız iyi olmalı ve özellikle olmalı hakikaten. Bu kaynakçalarınız ne kadar iyi olursa sizin o konudaki bilginizin ne kadar geniş olduğunu gösterir ve yazım, makale yazma deneyiminizde yansıtır. Şimdi size birkaç ipucu vereceğim. Ben neler yapıyorum yazarken, nelere dikkat ediyorum pratik olarak. Şimdi makale toplarken, yani kaynakça toplarken vereceğim referansları güzel, ayrıntılı okumanız gerekir. Okurum, ayrıntılı okurum ve onların da hatta hikayesi varsa onları bulmaya çalışırım, yapılan çalışmaları. Okumadığınız bir makaleyi hiçbir zaman referans olarak vermeyin. Yani bazen ulaşamayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. İnternetten indiremeyebilirsiniz. Bir tek özeti elinizde bulunabilir. Ayrıntısını bilemiyor olabilirsiniz yazanın. O yüzden onu referans kaynakçı olarak vermeyin lütfen. O sizi sıkıntıya sokabilir. Konuyla ilgili çok eski makaleleri bulmanızı öneririm. Bunlar da çok faydalı oluyor. Mesela bana en çok faydası, bildiğiniz gibi ameliyat tekniğinin keşfiyle ilgili. Yine 1877 yılında Heidelberg Üniversitesi'nin kütüphanesinden bulduğu makaleden örnek olarak hatırlayabilirsiniz. Çok iyi bilinen makaleleri kabul edilmiş, çok okunan, çok site edilmiş, referans gösterilmiş makaleleri kullanmanız daha iyi olur. Bir de yazınızı yazarken, makalenizi yazarken diyelim ki bir makaleden bir bölüm alacaksınız, kullanacaksınız. Bir kere aynı cümleleri almayacaksınız. Aynı cümleler olmaması gerekir. Bu bizim için biraz zor tabii. Yabancı dilde makale yazdığımız için zor. Ama burada birazdan bahsedeceğim. Google Translate sizin yardımınıza yetişebilir. Ondan faydalanabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Cümleyi farklı kılmanız gerekir. Veya sizin söylemek istediğiniz şey neyse ona göre modifiye etmeniz gerekir. Yoksa bu Türkçesi intihal veya çalıntı olabilir. Bundan kaçınmanız gerekir. Eğer aynı şeyi düşünüyorsanız, siz ifade edemiyorsanız, bir başka makalede bunun çok güzel ifade edildiğini görüyor olabilirsiniz. Ama birebir bunu almamanız gerekiyor. Yazıyı yazarken dediğim gibi Harvard stili denilen şekilde, yani diyelim ki aldınız böyle bir bölümü, daha sonra kullanacaksınız. En azından o makaleyi referans vereceksiniz. Orada yazarın, birinci yazarın ismini ve tarihini yazmanız daha iyi. Yani Vancouver stili dediğimiz numerik olarak sınıflandırmayın. Çünkü bulmanız daha kolay olur. Tekrar o yazarı tekrar bulmak isterseniz daha kolay ulaşabilirsiniz. Kafa karışıklığı yaratmaz en azından. Şimdi biraz yazdınız diyelim ki, bir şeyler döktürdünüz. Bulduğunuz işte 10-15 makaleden bir şeyler özetlediniz ve yoruldunuz. Yazmayı bırakın. Bir süre ara verin. Bir print out alın. Bir
kağıda dökün yazdığınız yazıyı. Bilgisayarınızdan kağıda dökün, aktarın. Ve 2-3 hafta bekleyin. Ara vermiş olun yani. Bu arada okuyabilirsiniz. Makale okuyabilirsiniz ama en iyisi hiç okumamak, bir resetlemek kafanızı, sıfırlamak daha iyi olur. Bunu birkaç sefer yapabilirsiniz. Yani bir kere yazdınız, ara verdiniz, bir ay geçti. Tekrar döndünüz, yine bir şeyler yazdınız. Save ettiniz, kaydettiniz. Daha yine ara verdiniz, bir ay sonra tekrar bir başka şekilde yazmanız mümkün. Bu iyi gelecektir, yazıyı daha düzgün yazmanıza faydalı olacaktır. Dediğim gibi print out aldığınız zaman referanslar da varsa bunların içerisinde, dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yazarın ismini kullanın. Numerik olarak yazmayın makalenizin sonuna, yazdığınız taslağın sonuna yazmayın. Ve kağıda döktüğünüz makaleniz üzerinde kaleminizi alın, düzeltmelerinizi kağıt üzerinde yapın. Çok daha etkili olacaktır. Çok daha hem siz anlayacaksınız ne yazdığınızı, hem de yanlışları bulmanız çok daha kolay olacaktır. Ve diyelim ki birkaç versiyon halinde yazdığınız bir yazı. Bunları da kaydederken kağıdın üzerine bir mesela numarası alır ve birinci versiyon kocaman bir bir koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Diyelim ki aradan bir ay geçti. Bir düzeltmeler yaptım. Bir kez daha bastım. İkinci versiyon oluyor. Bilgisayarınızda da tarih atın. Tarih atabilirsiniz. Çünkü acaba bu benim ilk yazdığım mıydı, son yazdığım mıydı diye kafanız karışmaması için de yazdığınızı başlık atarsınız. Sonra yanına da bir tarih atabilirsiniz. Bu da sizin en son ne yaptığınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olacaktır. Yazarken ben hala tabii bunun sıkıntısını çekiyorum. İngilizceyi iyi bildiğimi düşünüyorum ama nerede e, nerede n, nerede d konuluyor, nerede konulmuyor. Bunu bazen ben de hataya düşüyorum. Bunu şimdi şu slide'da göstereyim. Diyelim ki bir cümle yazdınız. Google Translate'de İngilizce ve Almanca çeviri opsiyonlarını seçin. Buraya yazdığınız cümleyi yazdıktan sonra burada Almancasını göreceksiniz. Google sizin için çevirecek. Sonra bunu kopyalayın buradan, yaptığınız çeviriyi. Silin. Bunu buradan tıklayıp, bu sefer Almanca İngilizce haline getirin. Almancadan İngilizce ve buradan kopyaladığınız Almancayı bu sefer buraya yazın. Google sizin için burada eksikleriniz varsa, fazlalıklarınız varsa bunları halledecektir. Bu böyle bir pratik sizin için. Dilinizin güzel olması lazım. Yani bir konuşma diliyle veya sokak dili konuşmanız lazım. Burada verilen örnek olduğu gibi kelimelerinizi iyi seçmeniz lazım. Uzun ve karmaşık cümleler yazmayın. Bu da yine Google Translate'de halledebileceğiniz bir sorun. Çok uzun olduğunu düşünüyorsanız veya karmaşık olduğunu düşünüyorsanız Google onu sizin için halledebiliyor. Ama tekrar check etmeniz kaydıyla. Çünkü bazen hakikaten çok anlamsız cümleler de kurabiliyor. Biraz düzgün yazmış olmanız gerekiyor. İyi bir sonuç elde edebilmeniz için. Yazınız içerisinde hep aynı dili kullanmanız gerekir. Aynı kelimelerle ifade etmeniz gerekir. Mesela bir örnek, histolojik bulgular, histological findings dediniz bir yerde. Bir yerde pathological findings şöyleydi, şöyle çıktı derseniz olmaz. Veya bir yerde histolojik, bir yerde histopathological dediğiniz zaman yine olmaz. Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz ve hep aynı kelimeyi kullanacaksınız. Mesela benim işte hipospadyasla ilgili prepüsyum, bir yerde prepüsyum derseniz o ikisi de aynı şey. Ama bir yerde prepüsyum, bir yerde foreskin derseniz olmaz. İkinden birini tercih edeceksiniz. Onu kullanacaksınız. Kafa karışıklığı yaratmasın diye. Evet. Revizyon ve son kontrol kısmında da bunu bir arkadaşınıza, konuyu bilen ya da İngilizcesi iyi olan bir arkadaşınıza
bir meslektaşınıza, bir hocanıza gönderip kendisinden görüşlerini alabilirsiniz. Kritiklerini isteyebilirsiniz. Yani yorumlarını isteyebilirsiniz. Daha sonra da bunları yaptıktan sonra da en son yapılacak iş size uygun bir dergi bulup o derginin stili nedir? Yazım stili nedir? Onu belirleyip mesela yazım stili içerisinde işte kaç kelime olmalı? Abstraktı ne kadar olmalı? Yapılandırılmış abstrakt mı? Yapılandırılmamış mı? Yoksa toplam kelime sayısı, işte yazıya döktüğünüz makalenizin karakter boyutu, font özellikleri, işte sayfanın altına numara koyacak mı, koymayacak mı? Veya bir ön mektup, bir sunum, cover letter deniyor. Böyle bir şey istiyor mu, istemiyor mu? Title page dedikleri, burada da yazarlar, yazıyı yazan kimler varsa, onların isimleri, adresleri, e-mailleri, kontak adresleri, corresponding author dedikleri, sizi iletişime geçirecek olan yazar kimdir, kim sorumludur bu yazıdan, bunların hepsini bu instructions for authors denilen author üzerinden bölümde bulabilirsiniz. Sonra da tabii bu dergi nasıl olacaksınız? Hangi dergiye göndereceğinizi? Bunu da Journal Finder diye Google'a girerseniz, mesela burada Elsevier'ın işte diğer iki başlıca Springer ve Wiley ve de Wiley denilen yayın evlerinin dergilerini bulacaksınız, bulursunuz. Bunların güzel sizin için mesela abstract istersiniz, abstractını yazar, özetini yazarsınız makalenizin, başlığını koyarsınız. Sizin için en uygun dergi hangisidir? Böyle bir yazı, böyle bir başlığı, böyle bir özeti olan yazı için hangi dergi uygundur? Onu size veren sayfaları var bu dergilerin. Bunları da bulduktan sonra yazınız gönderilmeye hazır oluyor. Derginin kurallarına göre yazıp gönderirsiniz. Evet, bir de impact faktör var. Dergi seçerken impact faktörü de duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle ama tekrar edelim. Impact faktörü ne kadar yüksekse bir derginin, biliyorsunuz o derginin prestiji o kadar yüksek oluyor. Yani o kadar geçerli, o kadar söz sahibi oluyor o dergi ilgili branşta. Mesela diyelim ki her iki yılda bir impact faktör belirlenir sıklıkla. Mesela diyelim ki bir derginin 2 yıl içerisinde 563 yayın dergide basılmış, makale basılmış. Ve bu 563 dergiden, 563 makaleden tabii her biri birden fazla da olacak şekilde burada 8915. Oldukça yüksek. Yani demek ki işte bunu böldüğünüz zaman 15, yani 15 katı her şey için 15 kez impact faktörü yüksek. Ne kadar çok site edilirse yayınlanan makaleler içerisindeki yazılar, ne kadar başkaları tarafından kullanılırsa ve sitasyon dediğimiz site edilirse, kullanılırsa ortaya çıkan rakam da o derginin impact faktörünü gösteriyor. Bu şekilde, bu tabii ben hiçbir zaman ulaşamadım bu kadar yüksek bir impact faktörü olan dergide yayınlamaya, ama mesela European Urology sanıyorum böyle bir dergi. 15 olması gerekir şu anda hatırladığı. Mesela JAMA veyahut da New England Journal of Medicine, bunlar impact faktörleri çok çok yüksek olan dergiler. Bakalım yani çalışmaların özelliğiyle ilgili yayınlamak mümkün tabii. Biz yapamadıysak siz yapamayacaksınız anlamına gelmiyor. Sizler yazabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz yazılarınızı. Evet, konu bu kadar. Özeti bu. Sorularınız varsa şimdi alabilirim.
Evet. Hocam teşekkür Sor. ederim. Öncelikle ben bir soruyla başlamak istiyorum arkadaşlarımdan önce. Evet. İngilizcemizi geliştirmek için ayrı, bilimsel İngilizcemizi geliştirmek için ayrı önerileriniz var mı? Yani tıbbi İngilizceyi kastediyorum. Normal İngilizceniz belli bir seviyede ise size önerim devamlı olarak ders kitaplarınızı hatta kitaplarınıza belki ulaşamayabilirsiniz ders kitabı olarak ama internetten şey yapmanız mümkün. İngilizce okumanızı öneririm. Zaten tıp dili biliyorsunuz Latince ve İngilizcedir. Yani ne kadar çok İngilizce okursanız bence o kadar iyi yetiştirirsiniz kendinizi. Özellikle patoloji kitabı, ben patolojiye çok meraklıydım. Gökhan hocanızın kulakları çınlasın. Gökhan hocanız çok çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok meraklıydım ve ben fakültedeyken uzmanlık sınavına hazırlanırken özellikle İngilizce kitaplardan patoloji okudum daha çok patoloji. Bu çok özellikle iyi bir patoloji kitabında siz hastalıkla ilgili kısa da olsa özet de olsa klinik özelliklerini nasıl hastalık oluşturduğunu yani fizyopatolojisini makroskopik bulgusu, mikroskopik bulgusu ne yaptığını doku düzeyinde hasar nasıl oluyor veya ne tür bir sıkıntı metabolik bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hangi sebeplerle ortaya çıkıyor? Bunları anlamanız hakikaten bence çok iyi olur. Patolojiyi öneririm özellikle iyi öğrenmenizi. Teşekkür ederim hocam. Öneriniz var mı kitap peki? Biliyorsunuz ben epey oldu. Şimdi benim okuduğum kitaplar büyük ihtimalle şu anda var mı ya da geçerliliğini koruyor mu hala? Bizim zamanımızda bilmiyorum şimdi var mı? Pretest serileri vardı. Bu Amerikan sınavlarına hazırlık bilmiyorum sizlerde var mı? İngilizce test serileri vardı. Bunlardan okudum. Kitap olarak da şu anda hatırlamıyorum ama Muir'in yanlış hatırlamıyorsam Textbook of Pathology vardı. Okuduğum, benim özellikle çok sevdiğim. Şu anda var mıdır ya da kaçıncı baskısıdır, nasıldır bilemiyorum. Bir de o zamanlar low price edition yani öğrenciler için düşük fiyatlı baskılar vardı. Şu anda var mı bilmiyorum. Bunlar da genellikle Uzak Doğu'da basılmış, daha ucuza mal edilmiş. Ama şey değil, kopya değil. Kitabın o taraftan gelen baskısı daha uygun, daha hesaplı oluyordu. Bunları alırdık. Ama şimdilerde sanıyorum internetten çoğu kitabı da indirmeniz mümkün. Ya da çok cüzi ücretler ödeyerek indirmeniz mümkün. Şimdi daha çok dergi okuduğum için çok kitaptan çok mesleğimle ilgili ya da branşımla ilgili spesifik konuları okuduğum için textbook seviyesinde kitaplardan henüz yani daha doğrusu şu anda şeyim yok. Çok güncel olan kitaplar nedir bilemiyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sorusu olanlar mikrofonlarını açabilir. Kameralarını da açsınlar. Ben de şu görüntüleyeyim size hatta kimler bir tanışalım. Bu kaçıncıdır? Dört mü oldu? Üç mü oldu? Üçüncü oldu sanırım. Üçüncü oldu. Yani çok. Ben de bakın böyle size yapınca ekranımı kullanmayı da öğreniyorum bu şekilde. Evet. Çoğu kişinin kapalı. Bu kapalı olanlar acaba ekran başında mı yoksa saklanıyorlar mı? Hocam belki müsait değillerdir de müsait olanlar açsalar çok güzel olur. Evet. Soru var mı peki? Evet. Peki. Bir açıklama Sorularımızı geldi. çete de yazabilir isterseniz. Olur yazın tabii. Tabii bekliyorum. Yazabilirsiniz.
sorusu varsa buraya yazsın. Ben de takip ediyorum şu anda. Sanırım bir sorumuz yok hocam. Peki. Bir fotoğraf alabilir miyiz size uygunsa? Olur tabii, alın. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Daha fazla etkinlik düzenlemeyi çok isteriz sizinle. Gelecek etkinliklerimizde görüşürüz diyebiliriz hatta. Tamam. Aklınıza gelen konular olursa söyleyin. O konulara da elimden geldiği kadar hazırlık yapıp anlatmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim hocam. İyi hafta sonları herkese. Kendinize çok iyi bakın.